Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm. 60 yıllık bir rüya an itibariyle başlamış durumda. Arkadaşlar TOGG'un, yerli otomobilimiz TOGG'un C-SUV modelinin ön siparişi bu akşam itibariyle başlıyor. Hatta bu video yayınlandığı anda başlayacak. 19.23'te inşallah bu videoyu yayınlayacağım ve TOGG'un da ön siparişi 19.23'te başlamış olacak arkadaşlar. Turumor isimli bir mobil uygulama üretildi TOGG tarafından arkadaşlar ve yaklaşık olarak 200 bin insan bu uygulamayı indirdi. Bu uygulama üzerinden saat 19.23 itibariyle, yani şu an siz bu videoyu izlediğiniz andan itibaren TOGG'un ilk siparişleri, ön siparişleri alınmaya başlandı. Ancak ilk etapta Cumhuriyetimizin 100. yılına atıfta bulunarak sadece 2023 adet otomobilin ön siparişi verilebilecek arkadaşlar. Yani satışa çıkacak olan tüm TOGG'lar bugün ön siparişe açılmayacaklar. Daha sonra bu ay bitmeden daha sonra tekrar ön siparişe açılacak olanlar da olacak. Yalnız bugün ön siparişe açılan 2023 model arasında ben parayı vereyim de hemen aracımı alayım diyemiyorsunuz. Maalesef o iş o kadar kolay değil arkadaşlar. İlk 2023 araç Turumor uygulaması üzerinden dijital para ya da sanal para da diye bilinen coinlerle ön siparişe açıldı arkadaşlar. Tıpkı Bitcoin gibi bir para olan Avax coin ile siparişler verilebilecek. Bu arada arkadaşlar bir Avax coin'in bugünkü kurdan değeri yaklaşık olarak 400 Türk lirasına geliyor. Ancak sizin Avax coin'iniz olsa bile ön siparişi vermek o kadar kolay değil. Diyelim ki Avax coin'iniz yok. Nasıl alacaksınız? Hemen bir kripto para hesabına gireceksiniz. Daha doğrusu böyle marketler var. Böyle bir markete gireceksiniz. Buradan normal gerçek paranızla Avax coin'ler alacaksınız. Sonrasında o Avax coin'leri TOGG'un Turumor uygulaması üzerinde açtığı cüzdana aktaracaksınız. Aktardığınızda artık sizin orada Avax coin'leriniz görünecek ama o coin'lerle direkt olarak araçların ön siparişini veremeyeceksiniz maalesef. Cüzdana aktardığınız Avax coin'lerle sonrasında TOGG'un satışa sunduğu ilk 2023 model için satışa sunduğu 2023 adet NFT'den bir tanesini satın almanız gerekiyor. Bu arada NFT nedir derseniz, inanın ben de uzun zamandır dijital varlıkları takip eden, bilen bir insanım ama ne olduğunu ben bile hala çözebilmiş değilim. Peki o NFT'ler kaç para? Hemen onu da söyleyelim arkadaşlar. Her bir numaraya bir NFT verilmiş arkadaşlar. Yani bir numara için bir numaralı NFT, 2023 numara için 2023 numaralı NFT satışa çıkmış durumda ön siparişle. Bu arada bu NFT'ler açık artırma usulüne göre satışa sunuluyor arkadaşlar. Yani 10 günlük bir süreyi beklemeniz gerekiyor. NFT'ye verdiğiniz fiyat, bu arada 2 NFT'ye aynı anda teklif veremiyorsunuz. Sadece bir NFT'ye teklif verme hakkınız var. Diyelim ki NFT'lerin bir tanesine 15 Avax teklif yaptınız. Sonrasında 10 gün içinde sizden daha fazla kimsenin oraya teklif yapmaması lazım. Yani üste çıkmaması lazım ya da eğer üste birisi çıkarsa işte o zaman siz ister aynı NFT'ye isterseniz de diğer NFT'lerden bir tanesine teklif yapabiliyorsunuz. Yani sizin teklifinizi yaptıktan sonra işiniz bitiyor. Ancak ve ancak üzerinize birisi daha yüksek aynı NFT'ye para verirse o zaman siz başka bir NFT'ye teklif yapabiliyorsunuz. Açık artırma usulü satılacak bu NFT'lerde fiyatlar da sabit değil arkadaşlar. Mesela 1 numaralı NFT en pahalı açık artırmaya başlayan NFT ama 2020 numaralı NFT en ucuz açık artırmaya başlayan NFT. Mesela Türkiye'deki plaka kodlarını içeren ilk 81 hatta ilk 100 rakam, ilk 100 NFT en pahalı NFT'ler olarak karşımıza çıkıyor. Onlara katılmak için 30 Avax, en ucuz NFT'lere teklif vermek için ise en az 10 Avax'ınız olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bugünkü kurla TOGG'a ön sipariş verebilmek adına, açık artırmaya girebilmek adına en az 4000 liralık bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Sonrasında da bekleyip açık artırmanın sonuçlanmasını beklemeniz gerekiyor. Yani 4000 liradan başlıyor açık artırma. Ama tekrar söylüyorum, bu 1000'li 2000'li rakamlarda 4000 lira. Eğer siz ilk 100'den başlamak istiyorsanız bu kez 12.000 liradan başlıyor sizin açık artırmanız. 10 gün sürecek bu açık artırmayı ben beklemek istemiyorum kardeşim. Param var benim, parayı bas basacağım, NFT'mi de aracımı da hemen alacağım, ayırtacağım diyorsanız da böyle bir şey de mümkün. Nasıl mümkün hemen söyleyelim. Az önce de söyledim ya, NFT'lerin açık artırma fiyatları 1 numarayla 2020 numaralı NFT'de aynı değil. Yani birisi daha ucuz, birisi daha pahalı doğal olarak. İşte burada da hemen ben almak istiyorum diyorsanız yine 2000'li numaralara, 1000'in üzerindeki numaralara çıktığınızda daha uygun fiyatlı direkt satın alma rakamları karşınıza çıkıyor. Ama ilk 100'e geldiğinizde en yüksek rakamlı satın alma fiyatları karşınıza çıkıyor. Nedir bu fiyatlar hemen söyleyelim. En ucuzlarda 150 Avax'ı tek seferde hemen peşin olarak öderseniz o zaman o aracı ayırtabiliyorsunuz o numarayla birlikte. Ama en pahalı da tam 500 Avax'ı vermeniz lazım ki o numarayla o NFT'yi ve doğal olarak o NFT'nin içinde kodlanacağı aracı satın alabilirsiniz. Ön siparişini verip satın alabilirsiniz diye arkadaşlar. Bunlar ne kadar yapıyor hemen söyleyelim. Başlangıç olarak 150 Avax'ın bugünkü TL karşılığı yaklaşık olarak 60.000 lira. 500 Avax'ın bugünkü TL karşılığı ise yaklaşık olarak 200.000 lira arkadaşlar. Yani siz
Eğer ben hemen aracımı almak, ön siparişimi vermek istiyorum diyorsanız bu NFT'leri direkt satın almanız gerekiyor kimseyi beklemeden. Ve bunun için de 60 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkan bir rakamı tek seferde direkt ödemeniz gerekiyor. Bu arada paranız TL ise onu da yapamıyorsunuz. Az önce de söyledim. Önce paranızı Avax Coin'e çevirip sonrasında o NFT'ye teklif değil direkt alacağım ben deyip o NFT'yi satın almanız gerekiyor. Yani 200 bin liraya bir NFT alırsanız ilk 100 rakamdan dilediğinizi satın alabilirsiniz. Mesela Trabzonlusunuz. Ben Trabzonluyum. Sürekli bunu söylüyorum ama yine söyleyeceğim. Trabzonlusunuz ve 61 numara sizin için çok kıymetli. Hepimiz için öyle de benim çok param olmadığı için ben şu anda çok da kıymet veremiyorum maalesef. Sizin için çok kıymetli olan 61 numaralı NFT'yi ve doğal olarak üzerinde 61 numaranın işlendiği özel seri TOG aracını da almak için 200 bin lirayı peşin olarak basıyorsunuz. Yani 500 avaksı peşin olarak basıyorsunuz ve 61 numaralı NFT'yi satın almış oluyorsunuz arkadaşlar. Peki sonrasında ne oluyor? Verdiğiniz 200 bin lirayla satın aldığınız NFT NFT'lerin fiyatı yani parası oraya ödediğiniz değer sonrasında aracı size teslim ederlerken alacakları fiyattan düşmüyor maalesef. Yani diyorlar ki bu NFT'ler aracın fiyatından tamamen ayrıdır. Bugün bize 200 bin lira verdiniz evet, bu numarayı ayırttınız evet, özel üretim 61 numaralı araç özel seri sizin ama o 200 bin lira NFT parası olarak kaldı. Onu biz sanatçımızla yarı yarıya paylaşacağız. Siz aracın parası neyse onun tamamını bize ayrıca ödemelisiniz diyorlar arkadaşlar. Yani bir nevi benim bir türlü anlam veremediğim NFT'ye verdiğiniz para maalesef havaya gidiyor. Yani kısaca işin özeti şu anda bir an evvel ben TOG'un ön siparişini verip aracımı ayırtmak istiyorum diyorsanız 60 bin lirayla 200 bin lira arasında değişen hava parasını tek seferde gözden çıkartmanız gerekiyor. Bu size bir yerlerden tanıdık geldi mi? Ben bunu bir önceki videomda eleştirdiğimde bana kızmışlardı ama kimse kusura bakmasın. Şu anda normal bayiler de zaten 50-60 bin lirayla 200 bin lira, 250 bin lira, 300 bin lira arasında değişen hava paralarıyla araçları müşterilere yani bizlere, Türk insanına, Türk halkına satıyor. Ya burada gerçekten canım çok yandı. Ama yine de yerli otomobil olduğu için, desteklenmesi gerektiği için, bizim gibi garibanların değil de daha çok zengin olan insanların ya da Trabzonspor gibi bir kuruluşun, Adana Demirspor gibi bir kuruluşun sırf kendisine özel bir yerli otomobili olsun diye paraya kıyıp anında verebilecek olan kurumların alacağı bir açık artırmayla satılan ilk ön sipariş olduğu için ve sadece 2023 adetle sınırlı kalacağı için bir şey demek istemiyorum. Allah'ın izniyle sonrasında bu 10 günlük süre bittikten sonra önce kura, sonrasında da Trumor üzerinden çeşitli uygulamalarla yapılacak olan yarışmalarla yeni ön siparişler alınacaklar. Biz garibanlar olarak inşallah onları bekleyeceğiz, onlara gideceğiz ama şu anda zengin olan insanlar, durumu olan insanlar hemen bu araçları istedikleri NFT'yi parayı basarak alıp ayırtabilir ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarında çıkacak olan, üretilip satışa çıkacak olan araçları da teslim alabilirler arkadaşlar. Açık konuşacağım, kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Yerli otomobil bizim hayalimiz. Hatta rüyamız, hele hele bize 2-3 sene önce gösterdikleri otomobil, yerli otomobil ama geçmişin değil geleceğin otomobili, muhteşem bir otomobil, hatta otomobil bile demiyorlar. Bir akıllı cihaz, böyle bir otomobili almak isteyen bir sürü Türk insanı var ve bir de bu insanları sömürmeyi düşünen bir sürü alsatçı, bu işe el atmayı bekleyen bir sürü fırsatçı var. Yani hal böyleyken kura üzerinden yapılmasını beklediğimiz ön siparişin maalesef ilk etapta açık artırmayla, böyle yüksek fiyatlarla, böyle yüksek bedellerle satışa çıkıyor olması beni birazcık üzdü, umudumu biraz kırdı arkadaşlar. TOG'un sonuna kadar desteklenmesi gerektiğini söylüyorum. Ben hep bunu iddia ediyorum, hatta gücüm yeterse inşallah kurada da ismimiz çıkarsa bir tane de ben almak istiyorum. Hem kendi yerli otomobilimi kullanmak adına hem de geleceğin teknolojisini yakalayıp TOG'a destek vermek adına. Yani bu marka, bu otomobil ne kadar üretilirse üretilsin hepsinin bir an evvel satılmasını istiyorum. Ama ilk 2023'te maalesef parası olanlar işi götürecek gibi arkadaşlar. Bu arada 20 binden fazla Trumor üzerinden e-cüzdanını, dijital cüzdanını aktif eden insanlar var. Ben de onlardan birisiyim ama maalesef bu fiyatları gördükten sonra gücümün yetmeyeceğini anladığım için hiç coin işlerine girmedim ve cüzdanım orada aktif olmasına rağmen o 20 bin kişiden biri olarak ben bu açık artırmaya giremeyeceğim doğal olarak. Yani biz garibanlar daha sonradan açıklanacak olan diğer ön sipariş verme yöntemlerine yöneleceğiz arkadaşlar. Ama hayırlı olsun. TOG'umuz, 60 yıllık, 70 yıllık hayalimiz, yerli otomobilimiz elhamdülillah an itibariyle Türkiye'de ön siparişe açılmış durumda. Yani artık canlı kanlı, elle tutulur,
İnşallah bir ay sonra da sokaklarda gördüğümüz araçlarla, TOG'larla karşılaşacağız inşallah. Gururluyuz, mutluyuz. İnşallah bu proje çok tutar. İnşallah CSUV'den çok daha uygun fiyata satılacak araçlar tez zamanda TOG tarafından piyasaya sürülür de biraz daha durumu düşük olan insanlar o araçları rahatlıkla alabilirler. Hele hele şu piyasada kimseye araç vermedikleri bu dönemde inşallah bir ilaç olur herkese. Bu arada son olarak TOG'un fiyatı ile ilgili de bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Biliyorsunuz devletimiz, hükümetimiz önce ÖTV'yi bir artırdı elektrikli araçlarda. Yaklaşık olarak %400'lük bir artışla %60'lara çıkarttı. Sonrasında dedi ki buraya bir matrah düzenlemesi getirelim ve ham fiyatı 700 bin liranın altında olan araçlarda ÖTV'yi %10'a çekelim. Tabii ki beygir gücü 210-220 beygirin altındaysa yani orayı da ayarladılar. Yani bu ne demek oluyor? TOG'un maksimum fiyatı 700 bin liranın altında olacak ham fiyatta. Nasıl söylüyoruz bunu? Çünkü eğer böyle olacak olmasaydı biz bu uygulamayı yerli otomobili desteklemek adına yaptık diyemezdi. Yani beklenti şu arkadaşlar, 700 bin liranın altında olacak. Maksimum fiyata gelirse eğer, tam 100 bin lira gelirse eğer de satış fiyatı 900 bin lira, 910 bin lira gibi bir şey olacak. Ama benim beklentim çok daha aşağıda olacağı yönünde. Çünkü şöyle düşünün, eğer üst sınır olan 700 bin liradan çıkartırlarsa birkaç ay içerisinde doğal olarak her şeye zam geldiği için, bütün araçlara zam geldiği için o üst sınır hemen aşılıp araç 1 milyon 200 bin 1 milyon 300 bin liralara çıkabilir. O yüzden benim beklentim 750-800 bin lira arasında bir rakamdan satışa çıkması ve yıl sonuna kadar hemen hemen aynı fiyatla, yani 9 bin liranın üstüne çıkmayan bir fiyatla satışta kalması arkadaşlar. İnşallah da beklediğimiz gibi olur. Tam detaylı fiyatlarıyla birlikte açıklanınca onu da inşallah bir videoyla sizlere duyururuz. Videoyu burada noktalıyorum. Kanala abone değilseniz, sayfayı takip etmiyorsanız lütfen kanala abone olup sayfayı takip etmeyi ihmal etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.